Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır. Bu ülkenin başörtülü hanımlarına Suudi Arabistan'a gidin demek faşistliğin en sefil halidir. İşte en son biliyorsunuz şurada 2-3 gün önce bir konserden çıkan başı açık başörtülü kızlarımıza orada gelip bu şekilde sataşıp Suudi Arabistan'a gidin, burada ne işiniz var diyenlerin halini düşünün. Adı da neymiş? Sanatçıymış. Buyurun. Bu dert başka, dert başka. Ne derseniz deyin, bu ülkede insanların yaşam biçimiyle uğraşan CHP zihniyetidir. AK Parti tam aksine bu ülkede yaşam çeşitlerini garanti altına alan bir siyasi zihniyettir. Bu milleti Bedon kafalı diyerek, göbeğini kaşıyan adam diyerek, makarnacı, kömürcü diyerek, dağdaki çobanın oyuyla benimki bir mi diyerek aşağılayanların faşistliği lime lime üzerlerinden dökülmektedir. Halbuki demokrasilerde herkesin inancına, kültürüne, değerlerine saygı duymak esastır. Türkiye'de sadece bu faşistler insanları, içki içenler, içmeyenler, başı örtülüler, başı açıklar, sakallılar, sakalsızlar diye ayırır. Yıllardır ağızlarından düşürmedikleri yaşam tarzı dayatması sadece bu faşist CHP zihniyetine mahsustur. Bizim inancımızda, töremizde böyle bir dayatmaya izin vermez. Asırlardır her türlü farklılığı uyum içinde bağrında yaşatan Anadolu irfanı bu durumu ayrışma değil, zenginlik kaynağı olarak görür. CHP'nin demokrasi karnesindeki sıfırlar bunlarla da sınırlı değildir. 1946 seçimlerinden sonra Ankara'nın ilçelerinden birinde, daha sonra CHP'den milletvekili seçilecek olan bir kaymakama Demokrat Parti'ye oy veren köylülere eşek semeri vurduracak kadar alçalabilmişlerdir. Ya bu ülke neler gördü? Neler gördü? Daha fazla zamanınızı almamak için bu örnekleri uzatmıyorum. Neresinden tutsanız elinizde kalan bu CHP zihniyeti inşallah önümüzdeki seçimlerde milletimizden hak ettiği dersi bir kez daha alacaktır. Yeter ki biz milletimize verdiğimiz sözlerin arkasında duralım. Yeter ki biz milletimize hakim değil, hadim olmaya geldiğimizi unutmayalım. Yeter ki biz AK Parti'nin milletin partisi olduğunu, milletle birlikte bugünlere geldiğini ve yine milletle birlikte geleceğe yürüyeceğini unutmayalım.